Ergün Diler Ekol Farkı Aslında konuştuğumuz her konu iç içe geçmiş durumda. Perde arkasına seyahatte sıkıntı yaşadığımız için bütün aktörleri ve bilek güreşini tam olarak göremiyoruz. Yaklaşık 15 yıl önceydi. Soros'un Türkiye'deki en iyi arkadaşı İshak Alaton konuşuyordu. Soros'a müthiş saygı duyuyorum, onun manipülatif olduğu söylenir, spekülatör denir, Peki, speküle etmek nedir? Geçmişin tecrübeleriyle ileriye dönük tahminlerde bulunmaktır. Gelecekte neler olabilir ve ne tedbirler alırsam benim menfaatime uygun sonuçlar çıkar bunun kalıbıdır. Nedense bu Türkiye'de küfür kabul edilir. Halbuki spekülasyon dağdaki akıllı bir köylünün bile yaptığı bir şey. Soros da bunu yapıyor. Fakat insanların çoğu vasat zekada olduğu ve Soros da vasatın biraz üstünde olduğu için bazı şeyleri herkesten önce görebilmiş. Mesela 25 yıl önce İngiliz hazinesinin çökeceğini tahmin etmiş ve bir günde 1 milyar dolar kazanmış. İkinci önemli yönü ise Karl Popper gibi 20. asrın en büyük felsefecisinin Rahlei tedrisatından geçmiş olması onun etkisiyle açık toplum kavramını oluşturuyor. Şimdi kimse sorusu tam anlamıyor. Ona da söyledim, mutsuz olma bu kadar parayı çoğu kişinin aptalca gördüğü yollarda toplumun daha iyiye gitmesi için harcaman kolay anlaşılacak bir şey değil, seninle ilgili en iyi kitap 50 yıl sonra yazılacak diye. Ha hataları olmadı mı? Renkli devrim denilen Ukrayna ve Gürcistan'daki devrimleri tetikledi, bence Gürcistan'da çuvalladı, bunu da Hakan Altınay suratına söyledi, ama bence teorik olarak, hedef olarak bu devrimler konusunda hareketleri doğruydu. Ben olsam ben de yapardım. Çok takdir ediyorum. Çünkü şahsi bir emeli var. Bu yaptıklarını Amerika için yapmıyor. Bush'a savaş açan adam da Soros'tur. Daha adil ve istikrarlı bir dünyanın önündeki en büyük engel Amerika'dır diyebilmiş bir adamdır da. İsa Kalaton'un da altını çizdiği gibi hedeflediği ülkelerdeki iktidarları devrimle indirebiliyordu. Bu az bir güç değildi, etkisi büyüktü. Şili'den Gürcistan'a, Macaristan'dan Kırgızistan'a kadar. Osman Kavala için elbette kendisi elinden geleni yapıyordu. Yapar da. Ancak on büyük ülkenin, on büyük elçisinin Kavala'yı derhal serbest bırakın çağrısı herkesin yaptırabileceği bir hamle değildi. Bir de güncel bir konudan örnek verelim. Sanırım yıl 2008'di. George Soros yine sahne alıyordu. Şimdilerde çok popüler olsa da o tarihlerde fısıltılarla konuşuluyordu. Soros çıktı, iklim değişimi için 1 milyar sterlin para ayırdığını söyledi. Soros, küresel ısınma siyasi bir sorundur. Büyüyen iklim krizine karşı agresif bir yaklaşım şart dedi. Obama'nın başlattığı iklim değişikliği ile mücadele Cumhuriyetçi Trump tarafından çöpe atıldı. Biden gelir gelmez Obama'nın kaldığı yerden devam etti. Son olarak iklim zirvesi Glasgow'da yapıldı. Zirveden çıkan sonucu kabaca şöyle özetliyorlardı. Ufukta yeni bir dünya enerji sistemi doğuyor. Son 30 yılda dünya enerji piyasasına baktığımız zaman %80'i fosil yakıtlar. Kömür, doğalgaz ve petrol hiç değişmedi ama bu değişim başladı. Dünya Paris Anlaşmasını kabul etti. Glasgow'dan enerji dünyasına ve yatırımcılara son derece açık bir mesaj gitti. Bundan sonra fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam edersen et ama dikkat et, yatırımın riskli olabilir. İsterseniz iklim değişikliğine inanın, isterseniz inanmayın. Fosil yatırımı sevin ya da sevmeyin, artık yatırımcıların kafasında fosil yakıta özellikle kömüre yatırım yapmanın riski net olarak girdi. Trump'ı Bush'u ve bunların arkasındaki ana güçlerden biri Koh ailesiydi. 400 büyük Amerikan şirketi de yanlarındaydı. Bu ekibin karşısında ise Soros ve perde gerisinde güç aldığı koca finans tabanlı ekol durmaktaydı. Biden yeşil enerji ve iklim değişikliği ile mücadele ederken Trump petrol şirketlerini ayakta tutmaya çalışıyor ve fosil yakıta karşı çıkanları ciddiye almıyordu. Gerçekte ise yeşil enerji hızlı yol alıyordu. Bu enerji dünyasıyla birlikte finans dünyasını değiştirecekti. Dolayısıyla siyasi sistemleri de. Aslında birbirinden uzak gördüğümüz kavgaların altında yatan gerçek neden buydu. Geze eylemleri de çevreci tabelasıyla yapılıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul'a iklim değişikliği nedeniyle karşı çıkıyordu. Kılıçdaroğlu yabancı büyük elçilere yolladığı mektupta iklim krizi tüm dünyanın ortak sorunudur. İklim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir proje bugün Türkiye'nin gündeminde Kanal İstanbul projesi ekolojik sistemi alt üst ederek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir ifadelerini kullanıyordu. Mesele dünyayı hangi ekolün yöneticiyeydi? Savaşın da mücadelenin nedeni de buydu. Soros ya da Osman Kavala isminin gündemde olması dünyanın tepesindeki savaşın Türkiye'deki ifade biçimiydi. Amerika Başkanı Biden Avrupa'yı ve önemli hanedanları yanına alıp burada muhalefete destek vermektedir. Trump da tersini yapmaktaydı. Mesela Kemal Bey Trump'ın döneminde büyük elçilere mektup yazmazdı. Meseleleri dünyanın tepesinden aşağı doğru inerek değerlendirin. Türkiye'deki bilek güreşine de buradan bakın. Soros'un geçmişteki sözlerinin Amerika Başkanı Biden'ın rotası olduğunu da unutmayın. Ergün Diler Takvim özel Şendir Amerika Suriye'den çekiliyor mu? Esad rejiminin haber ajansı SANA bu hafta başında oldukça ilginç bir haber geçti. Ajansa göre Amerika, Haseke kırsalındaki Hırabelcir Askeri Havalimanı'ndan aralarında tank ve dört çekerlerin de olduğu 270 aracı trailerlere yükleyerek Kuzey Irak'a götürdü. SANA ajansının internet sitesine ulaşan herkes gördü bu haberi. Bir iki yer kopipaste olarak haber de yaptı. Haberi gördükten sonra Amerika Savunma Bakanlığı'nın internet sitesini, Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesaplarını inceledim, bu sevkiyata dair bir bilgi bulamadım. Tanıdığım yerli ve yabancı Washington muhabirlerine konvoydan bahsetmeden, kuvvet azaltması ya da çekilme, var mı kulağınıza gelen bir şey diye sordum. Gelen yanıtlar olumsuz oldu. Sonuçta Suriye'den Kuzey Irak'a görüntüleri olan bir sevkiyat yapılmış ama kesin nedeni belli değil. Bir ihtimal Amerika Suriye'deki güçlerini azaltmaya başladı. Diğer ihtimali Suriye Haber Ajansı, YPG ile Esad'ı aynı masada buluşturmaya çalışan Moskova'nın işine yarayan bir propaganda haberi yaptı. Türkiye yeni bir operasyona başlayacağını açıkladığından beri Rusya, biz Ankara'yı durdurmaya çalışıyoruz ama Esad'la masaya oturun ki operasyon yapılamasın mesajları veriyor YPG'ye. Sadece terör örgütü haber kaynaklarında değil, Barzani'ye bağlı yayın organlarında da konuşuluyor bu mesaj. Böyle bir dönemde bakın Amerikalılar buradan gidiyor demek hamisiz kalacak YPG'yi ister istemez rejimle işbirliğine zorlayacaktır. Amerika'nın bir numaralı YPG severi Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk ve Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına en karşı isimlerden biri olan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergi Üverşi'nin gelecek hafta Cenevre'de buluşup Suriye görüşmesi yapacaklar. Ankara'nın son dönemde en dikkatli takip etmesi gereken görüşme kesinlikle bu görüşme. Özel Şendir, Milliyet Melih Altınok Ertuğrul Özkök yazsa ne yazar, yazmasa ne yazar? Gazeteciler Ertuğrul Özkök'ün hürriyetten kovulduğunu konuşuyorlar. Gazetenin 10 Kasım nedeniyle köşesini bir haftadır Kemalistlere Atatürkçülük dersi vermeye ayıran yönetmeni Ahmet Hakan hiç oralı değil. İktidara ideal yandaş nasıl olur diyerek meslektaşlarını jurnellemeye vakit buluyor ama yönettiği gazetenin en eski yazarıyla ilgili ağzını bile açamıyor. Açıklamasını karanlık oda üzerinden yapan Özkök ise dostça ayrıldık şu an söyleyebileceğim bu demiş. Belli ki hala olayın şokunda ya da tazminat hesapları sürdüğü için konuşmak istemiyor. E kolay iş değil kaç yıldır hürriyette adam. Ama benim aklım hala birkaç gün önceki son yazısında. Zira Özkök içinde aniden dayanılmaz bir şekilde kitap yazma arzusu oluştuğunu ve kendisinin de arzunun bu belirsiz nesnesini doğurmak için senelik izninin bir bölümünü kullanacağını yazmıştı. Öyle ya bunca yılda nelere nelere şahit olmuştu patron odalarında, Okunurdu yani. Demirören yönetiminin kendisini kovacağı kulağına çalınmadıysa ne büyük tesadüf ama. Neyse. Sonuca bakılırsa patronları bu numarayı pek umursamamışlar. Özkök ne yazar? Yazsa yazsa gönül yazar diyerek kendisine hayırlı başarılar dilemişler. E çok haksız da değiller. Çünkü Özkök'ün de eski tadı kalmamıştı. Politikadan uzak durmak için girdiği lifestyle yazarı havası etkisini zayıflatmıştı. Arada kestiği muhalif pozları da üzerinde rüküş duruyordu. Öyle ya sen yılların devlet gazetesi hürriyetin muktedirisin. Yer mi Anadolu çocuğu senin bu bohem muhalif pozlarını? Bence bundan sonra Ertuğrul Bey'in durağı hafta sonları çıkan oksijen olabilir. Yakışır. Ya da kendisine T24'te dedikoducu 70'lik dede kontenjanından bir yer açılabilir. İyi Parti'nin milliyetçiliği yatsıya kadar. Meral Akşener'in HDP'yi PKK'ya eşitleyen açıklamasının üzerine gelen şehit yakınına küfür skandalı bir çuval inciri berbat etmişti. Geçen günde İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Akşener'in milliyetçi seçmenden alkış alan çıkışını gidere süpürüverdi. Zira Erdem, Akşener'in açıklaması için aslında HDP'ye yönelik bir konuşma değildi, AK Parti ve MHP'ye karşı bir isyandı diyor. Evet, İyi Parti'nin milliyetçilik oyunu çok kısa sürdü. Tekrar mülteciler üzerinden ırkçılık yapmaya devam edebilirler. Mecburlar da. Zira kendilerini Millet ittifakındaki ortakları, Kürt milliyetçisi HDP'den ayıran tek o kaldı. Bolu Bey'in Ari ırk projesi. Daha önce Bolu'daki yabancılara size yağmurlu havada su yok deyip ekstra tarife uygulayan Bolu'nun yaratıcı belediye başkanı Tanju Özcan, yeni nikah tarifesini açıklamış. Yabancı uyrukluların nikahını 100 bin liradan kıyacakmış. Gerekçesini de şu sözlerle açıklamış. İki yabancı uyruklu Bolu'da evlenmesin, Bolu'ya yerleşmesin ve çoluk çocuk sahibi olmasın. İki Suriyeli, iki Iraklı burada evlenmesin diye bu düzenlemeyi getiriyoruz. Niçin Sayın Bolu Bey'i, Naziler gibi ari ırk yaratma projeniz mi var yoksa sadece sağınızdan mı kalktınız? Melih Altınok, Sabah